Öykü Yenersoy, 4 yaşında. 4,5 yaşında. Nasıl kayboldu? Dışarıda mıydınız? Yok, evdeydik. Biz eşimle tartışıyorduk. Herhalde sesimizden korkmuş, çıkmış gitmiş. Nasıl gitmiş? Kendi kendine mi? Evet, kabanını giymiş, botunu giymiş gitmiş. Şu köşede bir simitçi var, o görmüş. Şu tarafa doğru hızlı hızlı yürüyordu dedi. Sormadın mı nereye gidiyorsun diye dedim. Sormadım dedi. Delireceğim, yalvarıyorum kızım. Üstünde ne vardı hanımefendi? Gri, kapşonu, kürklü bir mont, beyaz, pembe bağcıklı bir de botu vardı. Telefonunuzda fotoğrafı vardı. Var tabii, olmaz mı? En son şekilini şu numaraya atın, ekiplere gönderin. Tamam. Eşinizi de bir daha arayın. Kaç kere aradım, açmıyor. Bir daha arayın. Göreceksin Gülsü'yü, göreceksin. Madem işi bu noktaya getirdin, onunla fitil fitil getirmezsen bana da Tarık Yenersoy demesinler. Sen de arayıp durma. Seninle de işim bitti. Seninle de işim bitti. Sana da soracağım bu düzenbazlıkların hesabını. Açmıyor. Kavgalısınız diye herhalde. Bir de ben arayayım. Verin numarayı. Tabii. Senin de defterini duracağım Sezai. Öyle şeyler yapacağım ki sana göreceksin bak. Zamanında yanına bile yaklaşamadığın Güzide'nin... Alo. Tarık Murat Yenersoy mu? Evet benim. Siz kimsiniz? Kavacık Karakolu'ndan komiser Servet ben. Kızınız Öykü Yenersoy kayıpmış. Eşiniz şu anda kayıp başvurusunda bulunuyor. Kızım mı kayıpmış? Evet. Devriyelere bilgi geçtik. Aranmaya başlandı. Siz de bir karakola uğrarsanız. Hemen geliyorum komiserim, hemen geliyorum. Hemen geliyormuş. Çok teşekkür ederim. Öyküm, öyküm. Sakın bir şey olmasın sana. Murat Öykü kayıp. Belki evden çıkmış gitmiş. Murat yalvarırım gel Öykü'yü bulalım. Yeşim burada mısın? Daha çok seversin Asaf'ı, bilirim. Teşekkür ederim. Tarih atardın sen. Tarih atıyor musun hala kitapları? Evet, atıyorum. Sen atmıyor musun? Ben vazgeçtim artık tarih atmaktan. İyi misin Güste? Sadece bunca yıl yalanla yaşamış olmak yani daha henüz buna alışamadım. Çok uzun yıllar geçmesine gerek yok aslında. Bazen tek bir yalan bir gün içine açtığı yara bile insanı yaşayan ölü haline getirmeye yetiyor. Tek bir yara. Dur sen daha dur. Şimdi sırada daha büyük şok var. Daha beteri mi var?
İslam. Ya niye atmıyorsun şunları bana daha önce? Ya fırsatım mı oldu? Geldim gösteriyorum işte. O zaman şöyle yapalım. Çantanı çapraz olduğundan geçelim. Fakat komisi çok güzel kazıklıyor Yeşim Hanım. Değil mi? Süper. Ben asıl anneme şaşkınım. Nasıl kabul etti tüm bu videoları filan? Kadının lehine karar verecekmiş zaten. Bu arada annem eski annem değil öyle. Babama acayip bilenmiş durumda. Nihayet mücadeleye karar verdi. Şeytan diyor ki Yeşim'e mesaj at. Ne mesajı? Komşun çok güzel kazıklıyor seni Yeşim Beyaz. Böyle emoji filan yolla, gıcık et. Kızım olur mu öyle şey ya? Bırak dost bilsin. Dost bilmeye devam etsin ki Tarık Yenersoy yeni kazıklar atsın. Biliyorum ya. Atacak değilim zaten de işte. İnsan bir istiyor. Yani. Yazık babama da. Ağlasın dursun. Yazık. Babama. E o zaman şeytanla birlikte. Allah aşkına şunları yapan bir insan olabilir mi ya? Peki. Sakin. İzle bakalım. Ne? Düzenleyerek ve bu şirketleri satarak yaptı. Yaptığı her satışta ne aldığı bu payların toplamının 20 milyon ne dolardan fazla olduğu ne hakkındaki rivayetler arasında. Dalga geçiyorsun. Dalga ge... Yok artık ya. Gerçek mi bu? Babamın 20 milyon doları mı var? Hiçbirimizin haberi yok. Yok. Yazık değil mi babama? Yazık. Yazık gerçekten. Ozan nasıl olur ya? Yeşim, ancak gelebildim ben canım. Kusura bakma. Canım, niye geldin? Aa, ne demek niye geldin Yeşim? Tabii ki yanında olacağım senin. Emre'yi ne yaptın? Bir arkadaşım vardı, onu bıraktım. Komiserim, nedir durumlar? Var mı bir gelişme? Henüz yok. Arama çıkarttık. Ekiplere bilgi verildi. Hay Allah ya. Gel, gel, gel. Tamam. Tekrar sarılacaksın kızına, merak etme, bulunacak. Komiserim. Çocuğun fotoğrafı ellerinde, arıyorlar. Komiserim bugün bulunur değil mi? Bilmiyoruz hanımefendi. Arkadaşlarım. Ya görüyorsunuz annesinin hali perişan. Bir de çocuk daha çok küçük, 4 yaşında. Komiserim. Murat öykü yok. Biz seninle tartışırken montunu botunu giyip evden çıkıp gitmiş. Atkısını da almış mı? İyi sarsaydı boynuna, gittiği yerde üşümesin. Ne diyorsun sen? Öykü kayıp diyorum sana. Beni eve getirmek için böyle bir oyun mu buldun sonunda? Bu mu öğretti sana bunu? Murat Bey, ne söylüyorsunuz siz? Doğru değil mi? Bütün akılları veren sen değil misin? Murat, ne aklından bahsediyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Öykü kayıp diyorum. Komiserim, inanmayın. İnanmayın. Bozacı, şıracı işte. Murat Bey, işiniz? İşim falan değil efendim. Öyküyü nereye sakladınız? Hı? Senin evine mi? Ya da oraya bakarım diye başka bir arkadaşına mı bıraktın? Murat Bey, ayıp ediyorsunuz ama lütfen. Murat, sana diyorum ki öykü kayıp. Sen ne saçmalıyorsun? Ben böyle bir yalan söyleyebilir miyim? O benim çocuğum. Aa, söylersin. Çok güzel yalan söylersin sen. Çok güzel. Kapkaca uğradım diyebilmek için parayla adam tutan bir kadınsın sen. Murat Bey, sizce çocuğumuz kayıp değil mi? Kayıp değil komiserim, kayıp değil. Şöyle anlatayım. Bakın hanımefendiyle aramızda sorunlar var. Şimdi ben her türlü ilişkimi bitirdiğim için bana böyle bir oyun oynuyor yani. Kusura bakmayın, size tavsiyem, siz de inanmayın. Boşu boşuna ya ekipleri meşgul etmeyin. Lan sen delirdin mi? Sen aklını mı kaçırdın? Öykü yok diyorum sana. Bağırma bana, bağırma. Bağırarak mı uyandıracağını zannediyorsun kendini bana? Komiserim, yemin ederim yalan söylemiyorum. Yemin ederim çocuğum kayıp. Bak, bak sana akşama kadar süre veriyorum. Akşam 7'de Öykü'yle birlikte beni görüntülü arayacaksın. İnanamıyorum sana. Öykü kayıp. Yok, yok, yok. Aramazsan sana 5 kuruş para vermem. Tamam mı? Hiç acımam. Hadi komiser bey, fazla meşgul etmeyin. İyi mesailer efendim.
Sağ ol. Ne diyorsun? Ne diyeyim? Ne diyeyim Allah aşkına, ne diyeyim? Diyecek bir şey mi kaldı? Pes diyorum, yut diyorum, şüş diyorum ya. Tahmin eder miydin böyle bir şey yapacağını? Nasıl edeyim? Aklımın ucuna gelmez. Ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Sen tahmin eder miydin? Hiç. Ya bu adam bizim öz babamız ya. 20 milyon dolarlık serveti var ama ailesine tek kelime bile etmemiş. Şirketler şaibeli ya. Annem kıyameti koparır diye kesin söyleyemedi. Ama yani bu kadarı da pes artık ya. Melek misin kızım sen? Nasıl bu kadar iyi niyetli olabiliyorsun ya? Olsun, başka niye söyleyemesin Allah aşkına? Bizimle parasını paylaşmak istemedi çünkü. Sebep bu. Ya bu adam bencil, egoist. 5 yıldır başka bir evi daha olan bir adamdan bahsediyoruz. Unutuyorsun galiba. Unutuyorum galiba. Oh. Ya da inanmak istemiyorum. Aradı mı seni? Yok, aramadı. Niye arasın ki beni? Ev videoları görmüştür. Bizim görebileceğimiz aklına gelmiştir belki filan. Görmüştür herhalde. Ben bugün baroya gittim. Afiş astım. Başkanlık seçimim vardı. Gittiyse kesin görmüştür. Ne yaptın? Ne afişi astım ya? Bak. Ulan sen kafayı mı yedin? Annem öldürür seni. İzin verdi mi? Haberi var mı? Ne izni ya? Kendi istedi. Kendi mi istedi? Evet. Güzide Enersoy gerçekten savaş kılıçlarını çekmiş. Güzide Enersoy değil canım. Güzide Özgüder artık. Bak, bu arada annem var ya canavar gibi bir avukatla anlaşmış. E Handan abla, o değil mi zaten avukatı? Ya ne Handan ablası kızım ya? Canavar diyorum, kafa koparıcı bir kadınla anlaşmış. Babanızın cebinde tek kuruş para bırakmayacağım diyormuş kadın. Bırakmasın, helal olsun annene. Geç bile kaldı, helal olsun. Biz peki? Biz ne? Biz babama hesap sormayacak mıyız? Bize bir açıklama yapmayacak mı mesela? Ya biz neyin hesabını soracağız ha? Hem gitsek ne diyecek ki? Dur ben sana söyleyeyim. Yalan diyecek. Öyle bir param yok diyecek. Hem benim öyle bir param olsa sizden esirger miyim canım kızım falan diyecek. Ne diyecek? Öyle diyecek değil mi? Tabii ki. Biz ondan para isteriz çünkü değil mi? Ha? Aman aman aman. Ya hem bu paranın hesabını verebilecek olsa parasını ta Kayman Adaları'nda gizler mi? Neyi soracağız biz bu arada? Şaşıracak bir şey yok. Niye şaşırıyoruz ki? Tarık Efendi her şeyi yapar. Ben ta ne zamandan demiştim zaten bir şeyler çeviriyor diye. Bu var ya bu. Bu Yeşim'le ilk takıldığı zaman ben zaten... Sen Yeşim'i biliyor muydun Ümit abi? Niye söylemedin hakim arma? Bilseydi daha iyi değil miydi? Var ya. Aman Zeynep, aman Nebze. Bak sakın ağzından kaçırma. Ablam bunu bir duyarsa var ya, yemin ediyorum beni de defterden siler. Bak sakın. Sakın Zeynep. Zeynep. Aman namaz oyalan. Gözünü yani. Ne oldu? Aşk olsun Ümit abi, söyler miyim hiç? Buradayız Nazan abla. Mutfakta. Ay mantı mı yaptınız? Çerkez mantısı. Bak yarısı patatesli, yarısı kıymalı. Hadi ellerini yıka, sen de giriş. Yok ben kapamasını bilmiyorum ki. He. Zeynep, ablam nerede bu arada? Bilmiyorum ki, bana o şey söylemedi. Kitap mezatına gittiler. Gittiler mi? Kiminle gittiler? Sezai'yle gittiler. Sezai abiyle. Evet. Nasıl kapıyorsun? Göster bakayım. Bak şimdi Nazan abla. Bu normal mantı gibi olmuyor. Bunu börek gibi,
uç kısımlarını böyle kıvırıyorsun içe doğru. Böyle içine içine ha? Hı-hı. Yapıştırıyorsun. Sezai abi. Abiyle mi gidiyor? Ha?